Thank you.
Marmaris halkı, kıymetli basın mensupları ve sevgili meclis üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Mayıs ayı 4. olağan meclis toplantımızı açıyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle mübarek Ramazan ayına sağlık ve mutluluk içerisinde girmiş bulunmaktayız. Hoşgörüyü, yardımlaşmayı, paylaşımı ve özellikle de sabrı barındıran ve öğreten bu ay hepimize hayırlı olsun diyorum. Gündemimize geçmeden önce bir önceki meclis toplantı tutanaklarımız tarafınıza mail yoluyla iletildi. Bununla ilgili maddi hata olup olmadığı yönünde herhangi bir... Maddi bir hata var başkanım. Buyurun. Başkanlığınıza dilekçe olarak da zaten sunacağız. Efendim? Onu. Başkan, belediye başkanlığına dilekçe olarak da sunacağız. AKP olarak belirtilmiş bizim grubumuzun adı. Bizim kısaltmamız, tüzüğümüzde de AK Parti olarak belirtiliyor. O konunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Çok özür diliyoruz. Bu konuyu derhal düzelteceğiz. Arkadaşlar, tamam. Yani dil anlamında dahi biz kendimiz de hassasiyet gösteriyoruz. Evet, bu anlamda kusura bakmayın. Yazılardan o şekilde geçerse çok sevinirim. Tabii. Bir maddi hata oluşmuş. Bunları derhal düzelteceğiz. Yine bir mazeret dilekçemiz var. Marmaris Belediye Başkanlığı'na yurt dışındaki iş seyahatimin elimde olmayan sebeplerden dolayı uzamasıyla 7-5-2019'daki Marmaris Belediyesi Meclis Toplantısı'na katılamayacağımı saygılarımla arz ederim. Mehmet Karadinç. İzinli sayılması hususunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin birinci maddesi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin ikinci fıkrası, belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Hükmü gereği yapılan atamalar hakkında belediye meclisine bilgi verilmesi hususu. Değerli arkadaşlar, birimlerdeki değişiklikleri şöyle aktarmak istiyorum sizlere. Sayın Hakan Köksal 30.04.2019 tarihinden itibaren özel kalem müdür vekilliğine, Sayın Belkıs Kılıç 16.04.2019 tarihinden itibaren insan kaynakları ve eğitim müdür vekilliğine, Sayın Yusuf Gök 29.04.2019 tarihinden itibaren fen işleri müdür vekilliğine, Sayın Nihal Turgut Canoğlu 29.04.2019 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliğine atanmışlardır. Bu konuyla bilgilerinize arz ediyorum. Gündemimizin ikinci maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi 7. fıkrasında norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50 bine kadar olan belediyelerde 1, nüfusu 50 bin 200 bin arasında olan belediyelerde 2, belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir hükmü gereği. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. fıkrası gereği başkanlık makamınca görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin güncellenerek belirlenmesinin belediye meclisinde görüşülmesi hususu. Şimdi değerli arkadaşlar, normal şartlarda bununla ilgili karar Ocak ayı meclislerinde alınırdı. Ancak geride bıraktığımız aylarda bununla ilgili bir karar alınmadığından bu meclisimizde böyle bir karar alma durumundayız. Bununla ilgili önerimiz de belediye başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3'ü olarak belirlenmesi yönünde. Bununla ilgili öncesinde söz almak isteyen var mı? 2/3'ü olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?
Kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi, ilçemiz Kemeraltı Mahallesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bulunan LED ekranında yayınlanacak reklamların ücret tarifelerinin belirlenmesi hususu. İlgili mevzuat gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi, Belediye Encümeni'nin 18.04.2019 tarih ve 404 sayılı encümen kararı ile kabul edilerek Belediye Meclisi'ne havale edilen 2018 mali yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının Belediye Meclisi'nde görüşülerek Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesine göre karar verilmesi hususu. Bu konuda arkadaşlar ilgili mevzuat gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi gerekiyor. Komisyona havalesini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesi, Armutalan Mahallesi 131 sokakta bulunan sanat sokağı ve standları ve diğer mahallelerde açılabilecek olan standlar için satış izin ücreti tarifesinin belirlenmesi hususu. Yine aynı şekilde ilgili mevzuat gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin altıncı maddesi, ilgi dilekçe sahibi Halil Türkmen, ilçemiz Tepe Mahallesi Kısayalı mevkiinde tapunun pafta 18, ada 90 ve parsel 30'da kayıtlı 163,08 metrekare miktarındaki taşınmazın belediyemize ait 46/40/77 hissesini yani 1.84 metrekare satın almak istemektedir. İlgi dilekçe ekte sunulmuş olup 53.93 sayılı Belediye Kanunu'nun 18E maddesi, 34G maddesi ve 31.94 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre konunun belediye meclisinde görüşülmesi. Yine ilgili mevzuat gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi gerekmektedir. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Fiyatlandırma ile ilgili raiç bedellerimiz. Meclisimizden bununla ilgili karar çıktıktan sonra bunun fiyatının belirlenmesi encümen kararında, yetkisinde. Oylamayı yaptık değil mi? Komisyon havalesiyle ilgili. Yaptık değil mi? Ha. Yanlış. Tayfun parladı. Tamam. Bu 8, 7. 7. Gündemimizin yedinci maddesi, ilgi dilekçe sahibi Tayfun Parlak Vekili Sinan Krantepe, ilçemiz Çetibeli Mahallesi'nde tapunun adı 337, parsel 1 ve 2'de Tayfun Parlak adına kayıtlı 148,77 metrekare ve 2061,31 metrekarelik taşınmazların bitişiğinde şuyulu bulunan belediyemize ait Çetibeli Mahallesi, ada 337, parsel 3'te kayıtlı 10,61 metrekare miktarındaki taşınmazı satın almak istemektedir. İlgi dilekçede ekte sunulmuş olup 53.93 sayılı Belediye Kanunu'nun 18E maddesi, 34G maddesi ve 31.94 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre konunun belediye meclisinde görüşülmesini hususu. Bu da yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 8. maddesi, ilgi dilekçe sahibi Sedat Yüce, ilçemiz Tepe Mahallesi'nde tapunun 123 ada, 32 parsele kayıtlı 740 metrekare miktarındaki taşınmazına şuyulu olan bitişiğindeki belediyemize ait ada 123, parsel 55'te kayıtlı 61 metrekare miktarındaki taşınmazı satın almak istemektedir. İlgi dilekçe ekte sunulmuş olup 53.93 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/E maddesi, 34G maddesi ve 31.94 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre konunun belediye meclisinde görüşülmesi hususu. Yine benzer bir konu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, komisyonlara havale ettiğimiz konularla alakalı öncesinden zaten komisyonumuzun belli bir hazırlığı söz konusu. Dolayısıyla 30 dakika ara verip komisyonumuzun bu konuları karara bağlaması gerekmektedir. Bununla ilgili oylama yapıyor. Sizin için de bir sakıncası yoksa saat şu anda 15.15. 15.45'te ikinci oturumumuzu gerçekleştirmek üzere birinci oturumumuzu kapatıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, tekrar merhaba. İkinci oturumumuzu açıyorum. Gündem Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ettiğimiz gündemimizin üçüncü maddesi. Buyurun. Belediye Meclisimizin sesi oradan geliyor. Bir baksanıza yukarı. Belediye Meclisimizin 7-5-2019 Salı günü yapılan Mayıs ayı 4. olan genel toplantısının 3. gündem maddesi olan 2019 yılı 19 Mayıs Gençlik Meydanı LED ekran kullanım ücret tarifesi incelenerek rapor hazırlanması görevi komisyonumuza verilmiştir. Plan Bütçe Komisyonumuz yukarıda isimleri yazılı üyelerin katılımları ile Aylin Yüksel, Zülal Akyüz, Ala Aygün, Mehmet Karadinç katılmadı. Katılımlarıyla 7-5-2019 Salı günü saat 15.20'de Belediye Armut Alan Kültür Merkezi binasında toplanarak Komisyon Başkanı olarak Aylin Yüksel, Komisyon Başkan Yardımcısı olarak Zülal Akyüz'ün seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 19 Mayıs Meydanı'nda bulunan 28 metrekare 7x4 LED ekran reklam gösterim süresi 12 saniye ve günde en az 150 gösterimdir. Bu gösterimler saat 8 ila 1 saatleri arasında olacaktır. LED ekran reklam gösterimi ücret tarifesinin karar tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Aylık reklam başına LED ekran kullanım ücreti 1500 TL artı KDV, ilgili reklam görseli 1920 piksel çarpı 1080 piksel HD çözünürlüğünde EVI, MPEG, JPEG, PNG formatlarının desteklenmesine,
Reklamın Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi tarafından içeriğinin incelenip onay verilmesinin ardından reklamın red ekranda yayınlanmasına, ücretin ilgililerin yazılı taleplerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimine iletilmesi üzerine led ekran kullanım ücretinin peşin olarak tahsil edilmesine, reklamlarda ve ilanlarda sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki ve sigara gibi ürünler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler kullanılamaz. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep ayrımcılığı üzerine kurulamaz. Sayın Meclisimize arz olunur. Teşekkür ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonumuzun raporu üzerine söz almak isteyen. Evet, raporu oylarınıza sunuyorum. Komisyonumuzun raporunu kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. maddesi yine Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ettiğimiz konu. Buyurun. Aynen. Evet. Belediye Meclisimizin 7 Mayıs 2019 Salı günü yapılan Mayıs ayı 4. olan toplantısının 5. gündem maddesi olan 2019 yılı Sanat Sokağı ücret tarifesi incelenerek rapor hazırlanması görevi komisyonumuza verilmiştir. Plan Bütçe Komisyonumuz... Bir saniye, yanlış rapor okuyorsunuz. Gündemimizin 4. maddesi 2018 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı. Tamam, 5'e geçmişim, pardon. Belediye Meclisimizin 7 Mayıs 2019 Salı günü yapılan Mayıs ayı 4. olan toplantısının 4. gündem maddesi olan 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının incelenerek rapor hazırlanması görevi komisyonumuza verilmiştir. Plan Bütçe Komisyonumuz yukarıda isimleri yazılı üyelerin katılımları ile Aylin Yüksel, Zülal Akyüz, Ala Aygün 7-5-2019 Salı günü saat 15.20'de Belediye Armut Alan Kültür Merkezi binasında toplanarak Belediye Plan Bütçe Komisyonu olarak Marmaris Belediye Başkanlığı'nın 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı ile ilgili 5.018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 42. maddesi, 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35. maddesi gereğince görüş ve kararlarını aşağıda belirtmiştir. 1. Gider kesin hesabı. Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde gider kesin hesabı. Özel Kalem Müdürlüğü 1. Genel kamu hizmetleri için net bütçe ödeneği 10.243.016.09 TL. Bütçe gideri 9.980.548.99 TL olarak gerçekleşmiştir. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Hay. Biz de bütçe komisyonundaki arkadaşımız mazeretli olduğu için konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz şu an için. O nedenle çekimsel oy kullanıyoruz biz de. O halde biz tekrar bir oylamayı yapmak durumundayız. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri için net bütçe ödeneği 130 bin TL, bütçe gideri 0 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, çekimser, buyurun. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri için net bütçe ödeneği 680 bin TL, bütçe gideri 480.995.73 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser. Yazı işlerim. Siz de oylamaya katılır mısınız? Kabul ediyorum. Oylama esnasında. Tamam. Oylama esnasında. Buyurun. Yazı İşleri Müdürlüğü 1. Genel kamu hizmetleri için net bütçe ödeneği 697.476.39 TL, bütçe gideri 476.741.17 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler,
Çekimser. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için net bütçe ödeneği 28.324.600 TL, bütçe gideri 20.608.965.80 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çok çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü, genel kamu hizmetleri için net bütçe ödeneği 6.724.979.85 TL, bütçe gideri 4.920.528.94 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, genel kamu hizmetleri için net bütçe ödeneği 875.750 TL, bütçe gideri 562.513 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Park ve Bahçe Müdürlüğü, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için net bütçe ödeneği 12.110.732.34 TL, bütçe gideri 12.097.680.07 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ruhsat Hizmetleri Müdürlüğü, genel kamu hizmetleri için net bütçe ödeneği 716.448.89 TL, bütçe gideri 716.448.89 TL olarak gerçekleşmiştir. Şimdi burada bir maddi hata oluşmuş. Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü olarak geçmesi gerekirken, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak geçmesi gerekirken, Ruhsat Hizmetleri Müdürlüğü olarak kayıtlara girmiş. Bunun da düzeltilmesini lütfen. Düzeltilmesi yönünde mi? Ha, yani. Evet, bütçeyi oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Hizmetleri için net bütçe ödeneği 14.597.418.24 TL, bütçe giderleri 14.597.418.24 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Veterinerlik Hizmetleri, sağlık hizmetleri için net bütçe ödeneği 498.453.26 TL, bütçe gideri 423.898.28 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri için net bütçe ödeneği 8.736.500 TL, bütçe gideri 8.289.310.07 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için net bütçe ödeneği 3.751.557.30 TL, bütçe gideri 2.515.540.98 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, genel kamu hizmetleri için net bütçe ödeneği 26.251.667.64 TL, bütçe gideri 25.857.358.84 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Emlak İstimlak Müdürlüğü, İskan ve Toplum Refah Hizmetleri için net bütçe ödeneği 1.161.400 TL, bütçe gideri 379.041.32 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sonuç, Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı için gider kesin hesabının kurumsal kodlaması yapılan her bir birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyine göre ayrı ayrı incelenmesi sonucunda net bütçe ödeneğinin 115.000
115.500.000 TL, bütçe giderinin 101.906.990.32 TL, iptal edilen ödeneğin 13.593.009.68 TL olarak gerçekleşmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gelir kesin hesabı. Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre birinci düzeyde gelir kesin hesabı. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen 1 vergi gelirleri, 3 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 4 alınan bağış ve yardımlar, 5 diğer gelirler, 6 sermaye gelirleri, 9 ret ve iadeler, gelir kodları ekonomik sınıflandırma birinci düzeyinde olup 2018 mali yılında öngörülen gelir tahmini ve gerçekleşen tahsilat tutarının aşağıda gösterildiği şekilde olduğu tespit edilmiştir. Vergi gelirleri. Vergi gelirleri kalemi için Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı gelir bütçesinde 45.950.000 TL gelir tahmini öngörülmüştür. 1. Vergi gelirlerinin alt kodlarında yer alan gelirler için önceki yıldan 18.815.792.11 TL tahakkuk devretmiş, yıl içerisinde 41.254.572.50 TL olmak üzere toplam 60.070.364.61 TL vergi tahakkuk etmiştir. 39.051.637.83 TL tahsilat yapılarak 21.018.726.78 TL tahakkuk artığı gelecek yıla devretmiştir. Tahsil edilen vergi gelirlerinden 206.545.08 TL ret ve iade yapılmıştır. 2018 mali yılı sonunda 0.1 gelir vergisi vergi gelirleri için gerçekleşme oranı bütçe ile tahmin edilen orana göre %84.99 olmuştur. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri kalemi içinde Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı gelir bütçesinde 29.165.000 TL tahmini öngörülmüştür. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin alt kodlarında yer alan gelirler için önceki yıldan 10.262.327.29 TL tahakkuk devretmiş, yıl içinde 19.452.298.32 TL olmak üzere toplam 29.714.625.61 TL gelir tahakkuk etmiştir. 16.087.219.63 TL tahsilat yapılarak 13.627.405.98 TL tahakkuk artığı gelecek yıla devredilmiştir. Tahsil edilen vergi gelirlerinden 624.064.53 TL ret ve iade yapılmıştır. 2018 mali yılı sonunda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri içinde gerçekleşme oranı bütçe ile tahmin edilene göre %55.16 olmuştur. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kalemi için Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı gelir bütçesinde 300.000 TL gelir tahmini öngörülmüştür. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin alt kodlarında yer alan gelirler için yıl içerisinde 143.958.33 TL gelir tahakkuk etmiş, 143.958.33 TL tahsilat yapılarak 2018 mali yılı sonunda 143.958.33 TL net tahsilat gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı sonunda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için gerçekleşme oranı bütçe ile tahmin edilene göre %47.99 olmuştur. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Diğer gelirler. Diğer gelirler kalemi için Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı gelir bütçesinde 31.170.000 TL gelir tahmini öngörülmüştür. Diğer gelirlerin alt kodlarında yer alan gelirler için önceki yıldan 113.299.314.82 TL tahakkuk devretmiş, yıl içerisinde 46.383.538.89 TL olmak üzere toplam 159.682.853.71 TL gelir tahakkuk etmiş, 34.251.667.28 TL tahsilat yapılarak
125.431.186.43 TL tahakkuk artığı gelecek yıla devretmiştir. Diğer gelirlerden 643.605.78 TL ret ve iade yapılmıştır. 2018 mali yıl sonunda diğer gelirler için gerçekleşme oranı bütçe ile tahmin edilene göre %109.89 olmuştur. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye gelirleri. Sermaye gelirleri kaleme için Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı gelir bütçesinde 9 milyon lira gelir tahmini öngörülmüştür. Sermaye gelirlerinin alt kodlarında yer alan gelirler için yıl içerisinde 11.556.540 TL gelir tahakkuk etmiş, 11.556.540 TL tahsilat yapılarak 2018 mali yılı sonunda 11.556.540 TL net tahsilat gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı sonunda sermaye gelirleri için gerçekleşme oranı bütçeyle tahmin edilene göre %128.41 olmuştur. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Red ve iadeler. Red ve iadeler kalemi için Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı gelir bütçesinde 85 bin TL gelir tahmini öngörülmüştür. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2018 yılı taşınır kesin hesabı. Marmaris Belediyesi 2018 mali yılı taşınır mallar kesin hesabı ile ilgili tutarlar aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir. İlk madde ve malzeme hesabı. İlk madde ve malzeme hesabına 2017 yılında 1.108.975.60 TL malzeme devretmiş ve 2018 mali yılında 13.828.663.79 TL ilk madde ve malzeme hesabına giriş gerçekleşmiştir. 2018 mali yılında 13.105.321.96 TL ilk madde ve malzeme hesabından çıkış yapılmış olup 2019 mali yılı ilk madde ve malzeme hesabına 1.823.317.43 TL'lik malzeme devretmiştir. Tesis makine ve cihazlar hesabı. Tesis makine bir saniye, ve cihaz... Bir saniye, bir saniye. Oylayalım mı? Aldınız. Onu da mı oylayalım? Gidiyorsunuz, oynamamız gerekiyor orada da. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tesis makine ve cihazlar hesabı. Tesis makine ve cihazlar hesabına 2017 yılında 4.302.815.51 TL devretmiş ve 2018 mali yılında tesis makine ve cihazlar hesabına 1.310.643 TL giriş gerçekleşmiştir. 2018 mali yılında 517.179.89 TL tesis, makina ve cihazlar hesabından çıkış yapılmış olup 2019 mali yılı tesis, makina ve cihazlar hesabına 5.096.278.62 TL'lik tesis, makina ve cihaz devretmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Taşıtlar hesabına 2017 yılında 9.693.975.53 TL devretmiş ve 2018 mali yılında 3.499.296.19 TL taşıtlar hesabına giriş gerçekleşmiştir. 2018 mali yılında 2.031.899.18 TL taşıtlar hesabından çıkış yapılmış olup 2019 mali yılı taşıtlar hesabına 11.161.372.54 TL'lik taşıt devretmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Demirbaşlar hesabına 2017 yılında 10.364.160.99 TL devretmiş ve 2018 mali yılında 4.090.330.27 TL Demirbaşlar hesabına giriş gerçekleşmiştir. 2018 mali yılında 1.319.434.95 TL Demirbaşlar hesabından çıkış yapılmış olup 2019 mali yılı Demirbaşlar hesabında 13.135.056.31 TL'lik Demirbaş devretmiştir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı gelir ve gider açıklamalarının yeterli olduğuna ve bu nedenle belediyemizin 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının kabul edilmesi yönündeki görüşlerimizin belediyemiz meclisine bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın meclise arz olunur. Evet, plan ve bütçe komisyonumuzun raporunuzu tekrar oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla karar verilmiştir. Gündemimizin 5. maddesi plan ve bütçe komisyonu yine havale ettiğimiz evet. Konu. Buyurun. Belediye meclisimizin 7-5-2019 Salı günü yapılan Mayıs ayı 4. olan toplantısının 5. gündem maddesi olan 2019 yılı sanat sokağı ücret tarifesi incelenerek rapor hazırlanması görevi komisyonumuza verilmiştir. Plan bütçe komisyonumuzun üyelerinin katılımı ile Aylin Yüksel, Zuhal Akyüz, Ali Aygün, 7-5-2019 Salı günü saat 15.20 Belediye Armut Alan Kültür Merkezi binasında toplanılarak Armut Alan Mahallesi 131. sokakta bulunan sanat sokağı standları ve diğer mahallelerde açılabilecek olan standlar için satış izin tarifesinin karar tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Stand başına 1500 TL artı KDV. Ücretin ilgililerinin yazılı taleplerini basın halkla ilişkiler birimine iletmesi üzerine stand ücretinin peşin olarak tahsil edilmesine, ücret ödendikten sonra basın halkla ilişkiler birimi tarafından standın teslim edilmesine, standların kullanım süresinin 31 Ekim tarihi itibariyle sona ermesine, standın 31 Ekim tarihinden önce bırakılması halinde basın halkla ilişkiler biriminin yazılı onayına mütakip ödenen stand ücreti ay kesirleri tam sayılarak kısıt yöntemiyle hesaplanıp iade edilmesine. Sayın Meclis'e arz olunur. Şimdi komisyonumuzun raporunu oylamaya sunmadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Burayla alakalı önceki dönemden alınmış bir kararımız vardı. Sezonluk 2000 TL artı KDV yönünde, ancak orada stand açan yurttaşlarımız tarafından bize çok pahalı diyerekten talepler oluştu. Bundan kaynaklı böyle bir konunun gündeme alınması söz konusuydu. Konu bu şekliyledir. Buyurun. Sezonluk. Yani 31 Ekim'e kadar. Sezonluk. Evet, komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 6. maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale ettiğimiz konu. İmar ve Bayındırlık, sizsiniz. Buyurun, hayırlı olsun. İmar Komisyonu'nu oluşturan üyeler. İmar Komisyonu'nu oluşturan üyeler: Burak Demirtaş, Fehmi Selçuk Evci, Canan Adaloğlu, Ceyhan Eroğlu. Belediye Meclisimizin 08.04.2019 Pazartesi günü yapılan 2019 yılı Nisan ayı 3. olan toplantısında alınan 14 sayılı meclis kararıyla oluşturulan İmar Komisyonu, Belediye Meclisimizin 07.05.2019 oturum tarihli gündeminin 6. maddesinde bulunan ve İmar Komisyonumuza havale edilen ilçemiz Tepe Mahallesi, Kısayalı mevkii, Tapu'nun PAFT 18, Ada 90, Parsel 30'da kayıtlı, 4031 Taksim, 4077 hissesi, yani 161,24 metrekare, Halil Türkmen'e ait, 46 Taksim, 4007 hissesi, 1.84 metrekare, belediyemize ait taşınmazın şuyunun giderilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı konusunu görüşmek üzere 07.05.2019 Salı günü saat 15.00'da Armut Alan Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki şekilde inceleme ve değerlendirmede bulunulmuştur. Komisyon Başkanı olarak Burak Demirtaş'ın, Komisyon Başkanı Yardımcısı olarak Fehmi Selçuk Evci'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. İlçemiz Tepe Mahallesi, Kısayalı mevkii, Tapu'nun PAFT'a 18, Ada 90, Parsel 30'da kayıtlı, 4031 Taksim, 4077 hissesi, 161,24 metrekare, Halil Türkmen'e ait, 46 Taksim, 4077 hissesi, 1.84 metrekare belediyemize ait taşınmazın şuyunun giderilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre
satışı konusu görüşmek üzere komisyonumuzun meclis üyesi Burak Demirtaş'ın başkanlığında 07.05.2019 günü saat 15.25'te toplanarak meclis üyeleri Fehmi Selçuk Evci, Canan Adaloğlu ve Ceyhan Arıl'ın katılımlarıyla belediyemiz Armut Olan Kültür Merkezi toplantı salonunda toplantısı yapmıştır. Konuyu komisyonumuzca incelenmiş olup tapunun ada 90 parsel 30 dakika kayıtlı taşınmazın belediyemiz adına kayıtlı olan 46/4077 hissesini 1,84 metrekare 53.93 sayılı belediye kanunun 18/M maddesi 34/G maddesi ve 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesinin 3. fıkrasına göre Halil Türkmen'e satışının yapılmasına uygun olduğunu oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesi yine imar komisyonuna havale ettiğimiz konu. Buyurun. Belediye Meclisimizin 07.05.2019 oturum tarihli gündeminin 7. maddesinde bulunan ve imar komisyonumuza havale edilen ilçemiz Çetibeli Mahallesi'nde tapunun ada 337 parsel 1 ve 2'ye kayıtlı Tayfun Parlağı'a ait 148,77 metrekare ve 2061,31 metrekare miktarındaki taşınmazlara şuuru olan mülkiyeti belediyemize ait ada 337 parsel 3'te kayıtlı 10,61 metrekarelik taşınmazın şuursunun giderilmesi amacıyla 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre satışı konusunu görüşmek üzere komisyonumuzun meclis üyesi Burak Demirtaş'ın başkanlığında 07.05.2019 Salı günü saat 15.25'te toplanarak meclis üyeleri Fehmi Selçuk Evci, Canan Adaloğlu ve Ceyhan Eroğlu'nun katılımlarıyla Armut Olan Kültür Merkezi toplantı salonunun toplantısını yapmıştır. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup belediyemize ait ada 337 parsel 3'te kayıtlı 10,61 metrekare taşınmazın 5393 sayılı belediye kanunun 18/E maddesi 34/G maddesi ve 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre Tayfun Parlağı satışının yapılmasına uygun olduğu oy birliğiyle karar verilmiştir. İmar komisyonu raporumuzu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 8. maddesi yine imar komisyonu raporumuz. Buyurun. Belediye Meclisimizin 07.05.2019 oturum tarihli gündeminin 8. maddesinde bulunan ve imar komisyonumuza havale edilen ilçemiz Tepe Mahallesi'nde tapunun ada 123, parsel 32'de kayıtlı Sedat Yüce'ye ait 740 metrekare miktarındaki taşınmazına şuuru olan belediye mülkiyetimize ait ada 123, parsel 55'te kayıtlı 61 metrekare taşınmazın şuursunun giderilmesi amacıyla 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre satışı konusunu görüşmek üzere komisyonumuzun meclis üyesi Burak Demirtaş başkanlığında 07.05.2019 Salı günü saat 15.25'te toplanarak meclis üyeleri Fehmi Selçuk Evci, Canan Adaloğlu ve Ceyhan Eroğlu'nun katılımlarıyla Armut Olan Kültür Merkezi toplantı salonunun toplantısını yapmıştır. Konu komisyonumuzda incelenmiş olup BD'mize ait ada 123, parsel 55'te kayıtlı 61 metrekare taşınmazın 5393 sayılı belediye kanununun 18/E maddesi 34/G maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre Sedat Yüce'ye satışın yapılmasına uygun olduğunu oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündem dışı söz almak isteyen var mı? Öncelikle onu sormak istiyorum. Neyse, önümüzdeki ay. Buyurun. Sayın Başkanım, öncelikli olarak toplantı için teşekkür ediyoruz. Ancak komisyonla ilgili raporları biz arada bir inceleme şansımız olursa boşlukta daha fazla bilgi sahibi oluruz. O konuda ya bir gün ara verilmesi toplantıdan önce ya da en azından bir yarım saatte bizim inceleme şansımızı komisyondan gelen rapor olursa çok seviniriz. Peki, peki bu uyarılarınızı dikkate alacağız. Teşekkür ediyorum. Yani özellikle imarlı olan kısımlarda zaten şu yolu küçük... Ha, plan bütçeyle ilgili. Peki, tamam. Evet, öyle bir tesadüf etti maalesef ki. Evet, evet. Evet, Haziran ayı 5. olağan meclis toplantımız için. Şimdi
Yasa gereği biz her ayın ilk salısı olarak prensip kararını zaten daha öncesinde almıştık. Ancak önümüzdeki ay bu bayrama tekabül ediyor. Ancak orada şöyle bir teknik durum söz konusu. Her ne kadar kamuoyunda bu önümüzdeki bayram dönemi 9 günlük tatil olarak değerlendirilse de bu bir resmi tatil değil, idari izin. Dolayısıyla bizim o dönemde meclisi toplamamız gerekiyor. Burada baktığımızda yasa gereği ayın 10'unda sarkıtma durumumuz söz konusu değil. Yani 10 Haziran Pazartesi'ye, 3 Haziran Pazartesi veyahut da 7 Haziran Cuma. Bu arada bayram biliyorsunuz 4, 5, 6 Haziran tarihlerinde. Şimdi 3 Haziran'la ilgili bayram arifesi de olduğundan kaynaklı ve yarım gün mesai olacağından bir miktar sıkışıklık olabilir diye düşünüyorum. Bundan dolayı önümüzdeki Haziran Meclisi'nin 7 Haziran olarak sizler için uygun mu? 7 Haziran Cuma, peki saatiyle ilgili öğleden önce veyahut da yine aynı saat 15 itibariyle mi yapalım? Uygun mu arkadaşlar sizler için de? Dört, beş, altı değil mi bayram? Evet. Ha? Sen 2020... Tamam, sen 2020'de değilsin değil mi? 4-6'sın, doğru diyor. 4-5. Ha? 4-6. Kerem Bey, 2020'de de. Evet, 2019 ya. Allah'ım. 4-6'ymış. 4-6. Üçü pazartesi. Üçü pazartesi, evet. Buraya yanlış girmiş olabilir. Üçü arefe günü zaten. Üçü arefe günü. Üçü arefe, evet. 4-5-6 bayram. 4-5-6 bayram. Dolayısıyla 7 Haziran Cuma günü saat olarak yine 15 olarak kararlaştırıyoruz. Bunu oylarınıza sunmamız gerekiyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıyla ilgili nerede? Onun yerini daha sonra belirleyeceğiz. Çünkü talebe göre de biraz belli oluyor. Evet, ben katılımınız için tüm meclis üyelerimize ve değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Mayıs ayı 4. olağan meclisimizi sonlandırıyoruz. Saygılarımı sunuyorum.